Değerli kardeşlerim, ne terör örgütleriyle dize getiriliriz, ne silah gibi kullanılan ekonomik şantajlara boyun eğeriz, ne kirli operasyonlara eyvallah ederiz. Tarih boyunca bu millete kefen biçenin sonu hep hüsran olmuştur. Şimdi de öyle olacak. Bize dışarıdan saldırmayı göze alamayanların, içimizden devşirdikleri hainlerin sonu da hep hüsran olmuştur, hüsran olacaktır. Bu milletin mayası sağlam be. Bu milletin mayası sağlam olduğu gibi ihanet tohumları da bizde kök salamaz. Ne kadar boyansa da, ne kadar cilalansa da, ne kadar sarılıp sarmalansa da evelallah milletimiz kimin ne olduğunu bir bakışta anlar. İnşallah şimdi aynen o dev projelerle, o çılgın projelerle yolumuza devam. İstanbul'da Kanal İstanbul proje itibariyle şu anda bitme noktasına geldi, artık ihale aşamasında. İnşallah Ankara'mızda da benzer projelerle bir defa hep konuşulan ama mesafe alınmayan fuar alanı meselesini de inşallah bu dönemde bitireceğiz. Bu bakımdan tabii Sayın Belediye Başkanımızın, Oda Başkanımız, TOP hep birlikte inşallah bu adımı atarak hiç gecikmeden bunu aldığım söz arkadaşlardan, onlar 8 ay diyorlar ama ben 4 ay daha veriyorum size. 1 yıl içerisinde inşallah bu fuar alanının bitirilmesidir. Ve bu fuar alanı Ankara'ya çok ciddi bir renklilik katacaktır. Buna inanıyorum. Ve herhalde Akkurt olmayacak be. Yaptığımız proje çalışmaları çok daha verimli bir yeri farklı yerde getiriyor. İnşallah Akyurt fakir kalmayacak, merak etme. Oraya da çok zengin dev bir proje gelecektir. Çünkü buraların hep stratejik projelere ihtiyacı var. Bunları başaracağız. İnşallah Kanal İstanbul gibi turizmde dev projelerimizin ayağa kalktığı, şimdi en önemlisi işte sağlıkta şu anda Bilkent bitiyor. Ve Bilkent'teki dev şehir hastanemiz inşallah Şubat sonuna kadar Allah'ın izniyle bitecek. Ve bu şehir hastanesinin bitişiyle Ankara farklı bir zenginliğe ulaşacak. Yani 3400 civarında yatak sayılı bir hastaneye Ankara kavuşuyor. Ve böyle dev bir hastaneyle artık sadece Ankara hizmet almayacak. Değişik yerlerden hastalarımız da buraya gelecek. Ardından Etlik geliyor inşallah. Yine bir çılgın proje. Ve Etlik'teki hastanenin de bitişiyle beraber sağlıkta Ankara önemli bir merkez olacak ve çekim alanı oluşturacak. Ve bu çekim alanı ile birlikte İnanıyorum ki inşallah dertli devasını buralarda bulmuş olacak. Aynı şekilde turizmde çılgın projelerle inşallah yola devam edeceğiz. Ne tür imkanlarımız varsa, yeraltı, yerüstü, bütün o doğal kaynaklarımızı en güzel şekilde değerlendirmenin gayreti içerisinde olacağız. Tarih her yönüyle. Ve unutmayın, atalarımız marifet iltifata tabidir demişler. Güzel işler yapanları,
örnek çalışmalar ortaya koyanları takdir etme geleneğimizi bu güzel ödül töreniyle sürdüren Ankara Ticaret Odamıza bir kez daha teşekkür ediyorum.